Arkadaşlar dakikalar sonra başlayacağız. Bu arada katılım sayımız 100 ile sınırlı. Aynı zamanda dakikamız da 40 dakika malum. O nedenle hızlı ve akışı dinamik bir sunum olmasını arzu ediyorum. Görüntüleri bu nedenle kapatabilirsek iyi olur. Chat'i kaydedeceğim. Sorularınız olursa chat'e yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dakika sınırımız olduğu için katılımcıları daha önceki maillerde de bildirimde yazdığım gibi herkesin toplanmasını beklemeden programa geçmek istiyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Biraz duyurudan sonra bekledik sayının belli bir noktaya gelmesi için. O yüzden beklettiğimiz ilk kayıt olan arkadaşlarımızı beklettiğimiz için öncelikle özür diliyorum. Fakat yaptığımız şeyin bir yere dokunması açısından bunu da yapmamız gerekiyordu. O nedenle umarım herkes açısından güzel, faydalı bir paylaşım olur. Şimdi öncelikle Upgrade ismiyle tanıtımlarımızı yaptık malum. Bir isim, herhangi bir isim ön plana çıkmıyor. Upgrade kimdir? Nedir? Ne iş yapar? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir kendimizi tanıtalım. Sanat ve tasarım anlamında paylaşımlar yapan, üretimler yapan ve sanat ve tasarımla iştigal eden bir grup diyelim. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda daha farklı eğitimlerimizle sizleri duyuracağız. Bunlar genel itibariyle sanat ve tasarım çerçevesinde olacak. Özellikle bir iki hafta içerisinde, belki daha erken bilemiyorum, çocuklara yönelik bir resim ve faaliyet kanalımız aktif hale gelecek. Canlı yayın, yine interaktif bir şey olmasını istiyoruz. Sizi bu defa muta aldık ama katılım sayısı fazla olunca herkesin aynı anda aktif bir şekilde katılması karışıklığa neden olabilir düşüncesiyle. Bir de bu seminer tadında bir şey olacak ilk paylaşımımız. Dolayısıyla bu defa böyle yaptık ama çocuklarla olan çalışmalarımızda daha interaktif, çocukların katılımını sağlayacağımız bir şey olacak. Bunun gibi grafik tasarım, animasyon, üç boyutlu modelleme gibi farklı alanlarda farklı çalışmalarımızda ilerleyen zamanlarda olacak. Yani sanat ve tasarım çerçevesi içerisinde eğitimlerin, paylaşımların yapıldığı bir platform, Upgrade. Slogan olarak da Create to Upgrade dedik. Kendimizi geliştirmek, yenilemek, upgrade etmek için üretelim anlamında böyle bir sloganla yola çıktık. Evet, şimdi kafası karışanlar olmuş olabilir. İşte kodlama eğitimi çok yoğun son zamanlarda malum. Kod gereksiz mi? Neden kodsuz dedik yani? Buna bir açıklık getirmekte fayda var. Şimdi normalde öğrenme süreci malumunuz elinizdeki veri artık size yetmediği zaman başlıyor. Sizin bildiğiniz veriler bir yere kadar sizi götürüyor ve belli bir noktadan sonra artık size yetmeyecek noktaya geldiğinde artık sizin ikinci stepiniz ve yeni bir öğrenme süreciniz devreye giriyor. İşte o ana kadar ki zaman zarfında sizi bu konularda, yani web tasarımı ve oyun tasarımı konusunda heveslendirecek, cesaretlendirecek ve olaya kolay bir şekilde cesaretle dalmanızı sağlayacak bir argüman, sizi kuvvetlendirir, elinizi kuvvetlendirir düşüncesiyle böyle bir konu seçtik. Daha önceki tecrübelerimize de sabit, insanlara biraz böyle dev aynasında gibi görünüyor bazı konular. İşte çok zor, yapılması çok zor, işte matematiksel bir birikim gerekiyor, işte algoritma var işin içinde, yazılım var vesaire gibi. Halbuki ben öyle olmadığını düşünüyorum. Evet, kod çok gerekli. Fakat o sizin elinizdeki verinin, bilginin size yetmediği noktada gerekli hale gelecek. Yani işe başlamanız için gerekli mi? Hayır, değil. Fakat işin ilerleyen kısmında gerekli olacak mı? Kesinlikle olacak. Bu nedenle bizim şimdi birinci hedefimiz
ilk defa bu işe başlayanlar için özellikle yola revan olmak, yola koyulmak. Daha sonrasında kodlama gerektirdiğinde artık biraz daha cesaretiniz gelmiş olacak yerine ve artık neye ihtiyacınız olduğunu biraz daha iyi bileceksiniz ve o nedenle daha kolay adapte olabileceksiniz. O yüzden bizim derslerimizin içeriğinde kod gerekli olmayacak. Fakat daha sonrasında sizin geliştirdiğiniz web sayfaları ve geliştirdiğiniz oyunlar artık sizin hoşunuza gitmediği noktalarda ya şunu da eklesem çok güzel olacak dediğiniz noktalarda mutlaka kodla alakalı bir altyapı sağlamanız gerekecek. Yıl 2020 hala mı web, hala mı internet gibi sorular akla gelebilir. Bu nedenle bazı veriler sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Internet of Things kaynaklarından bu bilgilere ulaşabilirsiniz ama derli toplu olması sizin işinizi kolaylaştırır düşüncesiyle bu kafanızdaki bir soru işaretini de gidermek düşüncesiyle böyle bir çalışma yaptım. Genel itibariyle şöyle başlayalım. Virus internete bağlı bir webten kontrol edilen veya bir webi kontrol eden cihaz sayısı 2006'da 2 milyar cihaz iken 2015'te 15 milyar cihaza yükseliyor. 2020'de ise 200 milyar cihaz noktasına ulaşıyor. Bunlar güvenlik sistemleri, kapı kilitleri, akıllı iklimlendirme sistemleri, saatler, klimalar, televizyon vesaire. Bunların tamamı bunun içine giriyor. Bu cihazların %65'i business için kullanılıyor. Neredeyse %65'i business için kullanılıyor. Ve bu cihazların 50 milyarı mobil cihazlar. Bunlar çok önemli veriler arkadaşlar. Yani web dediğimizde bizim bir sayfadan ibaret aklımıza bir şey gelebilir. Fakat web çok geniş bir kavram. Biz tabii çok basit, basic bir şeyle başlayacağız ama fikir, kafanızda oluşacak fikirlerin dar bir kalıbın içinde hapsolmaması açısından bu verileri paylaşmanın faydalı olabileceğini düşündüm. Evet, şu anda 2020 yılı ve sonrası itibariyle yapılan araştırmalara göre bir evde 30'dan fazla akıllı cihazın olması bekleniyor. Bu sayının 1-2 yıl içinde yüzlere ulaşması öngörülüyor arkadaşlar. Home, transport, health, buildings and cities alanında, bu alanlarda elde edilen gelir, internet üzerinden elde edilen gelir 2014 yılında 180 milyar dolarken 2020 yılında 1 trilyon doları aşması bekleniyor arkadaşlar. Bu 1 trilyon doların 200 milyar doları entertainment. Şimdi açıkçası bu bizim yani benim sizi yönlendirmek istediğim alana daha yakın bir alan olması açısından bu ayrıntıyı buraya ilave etmek istedim. Evet, yine 2020'de 100 milyon ampul ve aydınlatma internet ortamından kontrol edebilir bir sisteme bağlanıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Sokakları aydınlatmak için belediyelerin ve yerel yönetimlerin kullandığı bu aydınlatmalar ve ampullerin nereden baksanız 100 milyon adedi internete bağlandı ve internet üzerinden kontrolü sağlanıyor. Yine 2020'de veri transferi yani iki cihaz arasında veri aktarımı 44 zettabayta yükselmiş. Şimdi 44 zettabayt nedir diye akla gelebilir. 1 zettabayt eşittir bu kadar ekranda gördüğünüz kadar gigabayt ediyor. Burada kaç tane sıfır var hemen bir hamlede sayamayabilirsiniz. Ben rakamın büyüklüğünü ifade etmek açısından işinizi de kolaylaştırayım. Kaç sıfır? Tam 12 tane sıfır var bu gigabaytta. Peki mobil oyun deyince durum nasıl? Biraz da ona bakalım. 2012 yılında toplam gelir 12.7 milyar dolarken 2020'de 100 milyar doları aşmış durumda oyun ve mobil oyundan elde edilen gelir. Şimdi bu yılları özellikle paylaşıyorum ki bu iki yıl arasında yani 2012-2020 yılları verilmiş mesela sunumun bu sayfasında. Buradaki büyümenin oranını da kafanızda canlandırmanız açısından
bunları ikili veya üçlü olarak belirledim. Normal bir bireyin, normal bir birey derken bu önemli bir nokta. Yani sürekli oyun oynayan bireyler aklınıza gelmesin diye. Normal bir bireyin mobil oyunda geçirdiği ortalama süre günde 23 dakika ortalama. Haftada 2.7 saat. Yılda ise toplamda 5.8 gün ortalama. Dünyadaki mobil oyuncuların sayısı 2014 yılında 148 milyon iken 2020'de bu sayı 250 milyonu aşmış durumda. Burada ilginç bir veri var karşımıza çıkan. Bu mobil oyuncuların %63'ü kadın, %37'si ise erkek. Şimdi böyle yüksek rakamlar üzerinden verileri paylaşıyoruz. Biraz daha alanı daraltalım istedim. Sadece ABD'ye baz alacak olursak rakamları bir de bu yönüyle değerlendirelim. ABD'de toplamda 155 milyon oyuncu var, kaydedilmiş. Ortalama rakamlar tabii ki bunlar. Bu oyuncuların, burada durum biraz daha farklılaştı dikkat ederseniz. 155 milyon oyuncunun %48'i kadın iken %52'si burada erkek. Sadece ABD'deki toplam gelir 35 milyar dolardan fazla. Son olarak bazı küçük istatistiklerle bu faslı tamamlayalım. Sonra uygulamalarla alakalı sizin de asıl merak ettiğiniz noktanın olduğunu düşünerek uygulamalarla alakalı, yani sonunda bahsettiğim Buildbox ve Blocks yazılımlarıyla alakalı örneklendirme ve programı size tanıtma, sizin cesaretinizi destekleme, meraklandırma kısmına geçeceğim. Fakat bu küçük istatistiklerle ilgili kısım, dikkat ederseniz büyük harflerle yazdım. Aslında küçük değil. Hemen bir bakalım. 2020'de dünyada 60 saniyede ortalama neler oluyor? Bu dijital alemi kastederek bu soruyu soruyorum. Yani oyun ve web alanını kastederek bunu sordum. Bir bakalım. 60 saniyede YouTube'da 4.7 milyar video izleniyormuş aynı anda. Bunlar dediğim gibi Internet of Things araştırmaları var. İnternete girdiğinizde karşınıza çok fazla data çıkacak bununla alakalı. Oradan merak edenler, daha detaylıları var, onları inceleyebilir. Yine 60 saniyede Instagram'da 694.444 paylaşım yapılıyor arkadaşlar. Korkunç rakamlar. Biz 764 bin saat film izleniyormuş Netflix'te. Şu anda bu rakam biraz daha artmış olabilir içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Yine 60 saniyede 190 milyon mail gönderiliyor. Burası son olarak önemli. Yine 60 saniyede 400 bin aplikasyon ve oyun hali hazırda her an indiriliyor ve indirilmeye devam ediyor. Peki biz bunların neresindeyiz? Bu rakamları konuştuk. Gelirlerden bahsettik. Biz bu işlerden nasıl para kazanabiliriz? Yani bir web sayfası hemen yapıp bu rakamları elde etmek, ulaşmak mümkün mü? Veya bir oyun geliştirdik, hemen oyunu bitirdik. Ertesi gün taksimetre çalışmaya başlıyor mu? Nedir yani? Biz buna nasıl bakmalıyız? Bu da önemli bir soru olarak akla gelebilir. Şimdi birincisi, basit düşünmemiz lazım. Yani simple is the best deniyor malum. Araştırmalar söylüyor ki işte bizim edindiğimiz çoğu tecrübe aslında bizim ürettiklerimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Karmaşık düşünme, daha çeşitli düşünme, süslü düşünme gibi olumsuz şeylerden beslenebiliyoruz. Dolayısıyla bazen çok basit düşündüğünüz, çok basit bir projeyle çok ciddi gelirler, çok ciddi başarılar elde edebiliyorsunuz. Buna en güzel fikir olarak ben genelde Angry Birds oyununu veriyorum. 0.9 cent. Yani 1 dolar bile değildi ilk çıkış rakamı. İlk çıktığı gün 1 milyon satış yaptı. Çok basit bir uygulama. Sonra çok taklitleri oldu. Fakat tabii estetik ve güzellik boyutu işin farklı bir noktası. Ama basit bir düşünceyle yola çıkıldı. Ama daha sonraları malum, ikincisini de izlediğimiz bir sinema filmleri de var. Dolayısıyla basit bir fikrin nereye ulaşacağını tahmin edemeyiz.
Dolayısıyla fikirlerimizi karmaşıktan ziyade basit bir çerçevede tutmamız olaya yeni başlayanlar için özellikle çok önemli. İkincisi, güzel bir fikre ihtiyaç var. Güzel bir fikir gerçekten şu anda dünyadaki en büyük tehlike denebilir. Çünkü çok iyi bir fikriniz varsa onu bir şekilde yapmanız, işte kod meselesini konuştuk sunumun başında. Kodu bir şekilde çözmeniz veya işte asetleri oluşturmanız, tasarımcıları bir araya getirmeniz, bunların hepsi çok kolay. Ama gerçekten iyi bir fikre ihtiyacınız var. İyi analiz yapmanız lazım. Analiz başlıkları yazdım ama başlıkları da ufak tefek cümlelerle açıklamakta fayda görüyorum. Analizden kastım şuydu. Yani sizin bulduğunuz fikirle alakalı mevcut paylaşımlar daha önce olmuş mu? Benzer oyunlar var mı ya da benzer web sayfaları var mı? Olmasında bir mahsuru yok. Bunları inceledik mi? Ne gibi artılar gördük, ne gibi eksiler gördük gibi analiz yapmamız gerekiyor. Hedef kitle tespiti çoğu zaman projelerin yarıda kalmasını ve tamamen fail olmasına neden olan bir durum. Dolayısıyla doğru bir hedef kitle tespit edilmesi lazım. İçeriğin zengin ama doğal bir içerik olması lazım. Bunun sebebi de şu: internet kitlesi hakikaten işte özellikle son kuşak Z veya Z Plus kuşağı dediğimiz kuşak biraz daha paylaşımların samimi ve doğal olmasına çok özen gösteriyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız işin samimi olması lazım. Fakat aynı zamanda da zengin olması lazım. Bu zengin kavramıyla alakalı bir edindiğim bilgi de paylaşmak isterim. Malum YouTube sizin izlenmelerinizden belli bir abone sayısını geçtikten sonra para kazanmanızı sağlıyor. Son zamanlarda işte bu işin fun kısmına, eğlence kısmına abartan YouTuber'lar çok inanılmaz rakamlar elde edebildiler. Fakat son yapılan bu internet, uluslararası internet komisyonlarında yapılan son toplantılarda şöyle bir karar alındı. Artık biraz daha fun ve entertainment kısmındaki gelirlerin katsayısının azaltılmasına karar verildi. Yani biraz daha kaliteli içerik, zengin içerik sağlayanları ön plana çıkarmak, onları desteklemek, işte insanlara ve insanlığa faydalı olan kanalların katsayılarını yüksek, diğerlerini biraz daha düşük tutarak insanları biraz daha verimli, faydalı, zengin içerikleri hazırlamaya teşvik etmek için bu tip çalışmalar başlatıldı. YouTube'da zaten yaklaşık 3,5-4 ay önce yeni bu düzenlemesiyle alakalı bir şey attı kanal sahiplerine. Düzenlemelere dair notlar attı. Bunun daha ben büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. O yüzden zengin içerik çok önemli bu anlamda. Son maddemiz de gördüğünüz gibi ne olursa olsun vazgeçmemek. Vazgeçmemek önemli çünkü hemen hızlı bir şekilde netice beklemek doğru değil. Hemen anında da bazen geri dönüş olabiliyor ama belli bir süre sonra da olabiliyor. Hatta kenara koyduğunuz bir proje, mesela store'a yüklediğiniz ama gereken ilgi görmediği için geliştirmekten vazgeçtiğiniz bir proje ansızın bir tepki görebiliyor. Yani olumlu bir tepkiden bahsediyorum tabii ki. Bir download hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Fakat siz onu devam edip geliştirmeye devam etmediğiniz için o ivmeden istifade edemiyorsunuz. Dolayısıyla vazgeçmeden ısrarla, istikrarlı bir şekilde işinize devam etmeniz, projenize, fikrinize devam etmeniz önemli. Evet, daha somut konuşsak mı? Konuşalım. Önce web için konuşalım. Yani daha somut verilerle nasıl yapacağımız işi katma değere dönüştürebiliriz? Basit, kolay anlaşılır. One page bir portfolyo sayfası hazırlayabiliriz mesela. Kendimizi, işimizi, ürünümüzü veya yaptığımız hizmeti tanıtarak bunu bir katma değere dönüştürme şansımız var. Aynı zamanda blog yazarlığı yapıp çok ciddi rakamlara ulaşan insanlar var. Bu insanlar zaten sizin de benzer şeyler yapabilmeniz için önemli referanslar. Blog sayfası hazırlayıp orada paylaşımlar yaparak katma değer sağlanabilir. Onun dışında güzel içerikli, konsepti olan bir sayfa hazırlayıp reklam alınabilir oraya. Aynı zamanda Google ve AdMob gibi reklam eklentileri sayesinde de bir katma değer sağlanabiliyor malum. Bannerları ve çeşitli
reklam kutucukları oluşturarak web sayfanıza ziyareti trafiği artırıp oradan reklamların görüntülenmesiyle bir katma değer sağlanabilir. Yine hazırladığınız sayfaları büyütüp satabilirsiniz. Bu tip çalışma yapan, bu tip çalışan arkadaşlar da mevcut. Aynı zamanda müşteri bulup bu yukarıda daha önce sıraladığımız maddeleri onlar için hazırlamayı teklif edip bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Daha da önemlisi, benim en çok önemsediğim maddelerden bir tanesi, aktif olarak hali hazırda çalıştığım böyle web portalları olduğu için biliyorum. Freelancer gibi, Toptal gibi, bunlarla alakalı da bir video hazırlığımız var. Bu tip kanallara üye olup buralardaki başvurularınızı approve olmasını sağlamak için gerekli önlemleri, gerekli çalışmaları yapıp buralara üye olup buralardan da tasarım işleri alıp web oyun veya oyun içi herhangi bir argüman veya web içi herhangi bir argüman satışı yaparak da bunu katma değere dönüştürme şansınız mevcut. Peki oyunla alakalı durum nasıl? Şimdi biraz oyunu konuşacak olursak. Yine aynı şekilde basit ama eğlence yönü olan oyunlar hazırlayıp satılabilir. Bu indie game son zamanlarda, yani bağımsız oyun geliştiricileri son zamanlarda çok popüler. Sadece indie gamerların hazırladığı oyunları takip eden kullanıcılar var. Yani normal büyük şirketlerin, firmaların oyunlarından ziyade onları merak edip onların ürünlerine destek olmak, donate etmek, onların fikirlerini desteklemek açısından sadece onların oyunlarını satın alan bir sürü insan var. Bunların arasında yer alabilmek için gerçekten güzel fikirli, eğlence yönü olan basit oyunlar geliştirip bunları 1 dolar, 1,5 dolar gibi rakamlara satışa sunabilirsiniz. Daha yüksek rakamlarda söz konusu ama basit, yani başlangıç itibariyle yapabilirsiniz diye söylediğim bir şey. Oyunlarımızı ücretsiz yayınlayıp entegre eden reklamlar üzerinden bir katma değer sağlayabiliriz. Onun dışında ücretsiz oyunlarda oyun içi satın alma modülleri ekleyebilirsiniz. Bunu zaten oyun oynayanlar varsa içimizde, ki oyun oynamayan birisinin oyun geliştirmesi de çok mümkün değil. Onu da antiparantez belirtmiş olayım. Yani oyun geliştirmeyi düşünen arkadaşların gerçekten oyun oynaması lazım. Bu analiz kısmında bahsettiğimiz mesele için sizin oyunları bilip oyunları indirmiş, oynamış olmanız lazım ki onun üstüne bir şey koyma veya oradaki fikirden yola çıkarak yeni bir fikir ortaya atma durumunuz olsun. Dolayısıyla oyun oynayanlar ağırlıkabilir. İşte oyunu ücretsiz olarak indiriyorsunuz fakat işte ikide bir reklam çıkıyor mesela. Reklamın çıkmasını istemiyorsanız satın alma modu var. Böyle bir durum olabilir. Aynı zamanda ücretsiz oyunu indirmişsiniz fakat bir yerde bir level atlamanız için belli bir güce sahip bir kılıca sahip olmanız lazım. İşte o kılıcı satın alabiliyorsunuz gibi durumlar var. Şimdi bizim için çok bir anlam ifade etmeyebilir ama gerçekten belli bir yaşın üzerinde çocuğu olan arkadaşlar varsa içimizde, onlar biliyordur ki bu tür satın almalar onların dünyasında çok normal şeyler. Evet, bütün bu saydıklarımızı yine müşterilere, firmalara teklif edip onlar için de bunu yapabilirsiniz. Yine webdeki son maddemiz burada da var. Freelancer, Toptal gibi web portalları üzerinden oyunla alakalı tasarımlarda satabilirsiniz. Peki bütün bunlar için yol haritamız nasıl olmalı? Bu arada bir soru gelmiş. Hemen ona cevap vereyim. Bir örnek hem şeyle ilgili, weble ilgili, hem de oyunla alakalı böyle hızlı bir örnek yapacağız. Bütün bunlar için yol haritamız nasıl olmalı? 3 aşama var. Bütün üretim bantlarında mevcut olan 3 aşamadan söz edeceğiz. Bildiğiniz şeyler olabilir. O açıdan tekrar olur bilenler için. Bunun birincisi pre-prodüksiyon. Yani prodüksiyona geçmeden önce yapılması gerekenler. İçeriklerin oluşturulması, storyboardların oluşturulması, oyun için veya web için kullanacağımız asetlerin, malzemelerin, resimlerin, görsellerin, animasyonların, yazıların, metinlerin hepsinin hazırlanması, sayfa içeriklerinin hazırlanması, hedef kitleye yönelik yapılacak PR çalışmalarının önceden metne dökülmesi gibi aşamaların tamamının yer aldığı, belki fazlasının yer aldığı aşama. Birinci aşama pre-production. İkinci aşama
Zaten birinci aşamam işin en zor kısımlarından birisi. Açıkçası derecelendirme yapacak olursak, ben kendim şahsım adına, farklı düşünenler olabilir mutlaka. Pre-prodüksiyon aşaması bence üretimin en önemli aşaması. İkinci aşama prodüksiyon aşaması. Burada kullanacağımız program, eğer biz yapacaksak o programa hakim olma. Ondan sonra onun dışında eğer programa hakim değilsek o programı kullanacak ya da fikrimizi ortaya koyacak yazılımı kullanabilen insanlara ulaşma, onlarla işe başlama veya işte ses varsa seslerin üretilmesi, işte müzik varsa müziğin üretilmesi gibi prodüksiyona yönelik argümanların tamamlanması ve bunların kompoze edilmesi, bir araya getirilmesi. Son aşama da post prodüksiyon. Bu daha çok video ve film making kısmında çok kullanılan bir kavram ama burada da kullanılabilir. İşi bitirdik. Oyunumuz ya da web sayfamız ortaya çıktı. Artık bunun bir şekilde insanların önüne konması lazım. İnsanların buna ulaşması lazım. Bu post prodüksiyon aşamasının birinci aşaması test. Yani bu yaptığımız webi veya yaptığımız oyunu test etmemiz, sayfalarına bakmamız, hataları düzenlememiz varsa bunları yapmamız lazım. Arkasından da PR ve reklam meselesi var. İşte malum şimdi biz işte Telegram olsun, Facebook ve Instagram olsun, YouTube olsun bu tip alanlardan yapmak üzere olduğumuz bu faydalı eğitim seminerlerinin bile PR'ını yaptık. Yani normalde iyi bir şey yaptığınızda insanların onu tercih etmesini beklersiniz ama öyle değil. Dolayısıyla sizin PR ve reklam çalışması yapmanız lazım. Bunların tamamını yaptığımızda, bu yol haritasını ortaya koyduğumuzda o zaman ne oluyor? İşte insanlar sizin yaptığınız çalışmayı değerlendirmeye alıyor ve size bu anlamda feedbackler veriyor. Bu feedbackler sizin bir sonraki projenizde işi biraz daha dikkate almanızı ve geliştirirken daha ciddi şeylere, daha önemli şeylere zaman ayırmanızı sağlıyor ve yaptığınız hataları görmenizi sağlıyor. Evet, normalde tabii bu benim yorumum ama işin sıkıcı kısmı buydu. Tamamlamış olduk. Bunları bilmeden yola devam etmek çok doğru olmaz diye düşündüğüm için böyle bir sunum kısmı yaptık. Şimdi biraz test sürüşü yapalım. Test sürüşünden kastımı biliyorsunuz. Şuradan hemen ekran paylaşımını öncelikli olarak Blocks'tan bir şeyler yapalım. Bu arada Blocks'la alakalı bu Telegram grubundan sorular geldi. Öncelikle ona cevap vereyim. Blocks Mac üzerinde çalışıyor. Bununla alakalı endişesi, tereddüdü olan arkadaşlar oldu. Haklı olarak. Şimdi şöyle, biz bu Blocks'u anlatacağız şimdi. Fakat eğer üzerine çalışmaya, üzerine yürümeye, derinlemesine, öğrenmeye değer bulursanız Mac edinmek bir mesele değil. Birincisi bu. İkincisi, ilerleyen derslerimizde WordPress genelinde, yani hem PC'de hem Mac'te çalışabileceğiniz WordPress üzerine de bir çalışmamız olacak. WordPress'in Elementor isminde bir eklentisi, plugin'i var. Bu da Blocks'a benziyor. O açıdan orada da bir test drive'ımız olacak, sunumumuz olacak. O yüzden endişelenmeye gerek yok. Benzer bir şey. Burada edindiğiniz bilgi PC, Windows tabanlı bir şey kullansanız bile size mutlaka bir olumlu bir katkıya dönüşecek. Bir. İkincisi, ben dün yazıştım bu Blocks yazarlarıyla. 20 gün içinde Windows sürümünü de ortaya koyacaklarını ifade ettiler. İnşallah dedikleri gibi yaparlar. Fakat yapmasalar da dediğim gibi WordPress'le alakalı ikinci bir şeyimiz olacak. Şimdi arkadaşlar, ekranımız geldi sanırım. Şu anda paylaştığım ekran. Bir göremeyen varsa lütfen yazsın. Şimdi burada 3 tane bölüm var. Birinci bölüm sol tarafta layer bölümü ve sayfaları, sayfanın içeriklerini görebileceğiniz bir yer. Sağ taraftaki ise property bölümü, özellik bölümü. Ortada da
sayfamızın oluştuğu kısım var malum. Çok basit bir arayüzü var. Bu arayüz içerisinde yapacağız ne yapacaksak. Hemen bakın şu üst tarafa tıkladığımda, özür dilerim bir saniye. Şu üst kısım blocks denmesinin sebebi, programa blocks denmesinin sebebi bloklardan oluşması. Üst kısım, şöyle göstereyim. Şurası navigasyon bloğu. Şurası main page, ortadaki blok. En alttaki de footer'ımız. Yani normalde web sayfalarının en altında sabit olan, işte yukarıdaki linklerin küçük hallerinin bulunduğu, sosyal medya adreslerinin bulunduğu veya iletişim adreslerinin bulunduğu bölüm. Dolayısıyla bu üç blok var. Aynı şekilde bir daha göstereyim. Bu kısmımız layer, yani internet için hazırladığımız page'lerin ve page'lerin içeriklerinin görüneceği bölüm. En sağdaki bölüm ise seçtiğimiz, bakın nothing selected diyor. Seçtiğimiz elemanın, asetin özelliklerinin, formatının yer aldığı bölüm. Şimdi hangi bölümle ilgili bir şey ekleme yapacaksak oraya tıklıyoruz. Bakın çok hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi bakın üst bloğa tıkladığımda hemen böyle bir pencere açılıyor. Bunlar yazılımın içerisinde var olan hazır şablonlar. Fakat şablon derken template akla gelmesin. Bir template değil. Sadece sizin gridler halinde zaten hali hazırda kodlarken de yaptığınız şeyi hazır hale getirmiş ve buradan tıkladığınız en üst kısım neydi? Navigasyon. Navigation bölümünden buradan nasıl bir şey görünmesini istiyorsanız yerleştirdiniz. Burada yapmanız gereken şey mesela company ismine tıkladığımda sağ tarafta özellik bölümüne, appearance bölümüne geldiğinizde bakın tip diyor. Yazı olarak ben şirket adını yazmak istiyorum veya ikon koymak istiyorum. Hem ikon hem yazı olsun istiyorum. Bakın bu kadar basit. Buradan hemen düzenliyorsunuz. Boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz. Interaction kısmında buna tıklandığında bir yere gitmesini sağlamak istiyorsanız, henüz sayfanız yok ama sayfa oluşturduğunuzda buraya navigate to page dediğinizde şu altta da hazırladığınız diğer sayfanın ismi geliyor zaten otomatik olarak. Bunu seçtiğinizde, buna tıkladığında oraya gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Scroll effects çok hızlı bir şekilde, animasyonlu bir şekilde logonun gelmesini sağlıyor. Yine burada ekstra animasyon vermek istiyorsanız animasyonlar var. Custom özellikler verebilirsiniz. Tooltip üzerine geldiğinde bir yazı çıkıyor, malum internette rastlamışsınızdır. Onların çıkmasını sağlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu da ayrıca belirteyim. Biraz uzatacağız. Şey geldi, Zoom'dan hediye dakika geldi. Biraz uzatacağız. Yarıda kesilse hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. Bu Blocks'la alakalı ve Buildbox'la alakalı YouTube'da daha yavaş ve tane tane anlatacağımız video serilerini hazırlıyoruz. Bunları upload edeceğiz ve size bilgilendireceğiz. Oradan adım adım bir ekranda kendiniz o programı açarak, diğer ekrandan da izleyerek çalışabilirsiniz. O yüzden şimdi biraz hızlı anlatıyorum ki Buildbox'a da yer kalsın diye. Dolayısıyla buraya footer'ı şeyi, navigasyon penceresini eklediniz. Ne yapabilirsiniz? Bunun arkasına görsel ekleyebilirsiniz. Bu görsel, bakın, bu görsel paralaks bir görsel olabilir. Paralaks'tan kasıt şu, hemen play yapıp görebiliyorsunuz sayfayı. Bakın, sayfayı scroll yaptığımda görüntü sabit kalıyor. Bunun ismi paralaks. Şimdi aşağıları doldurduğumda daha iyi göreceksiniz. Şimdi navigasyonu seçtim. Navigasyon görünmüyor. Buradan color setine geldim ve buradan renk verdim ona. Navigasyona başka şeyler ekleyelim. Bakın yine seçiyorum. Seçtiğim anda ne geldi? Sağ tarafta primary menu, menu manager. Menu manager'a girdim. Menu manager'da sayfa geldi. Şurada artı var bakın. Ben buraya tıklıyorum. Diyorum ki about me. Save diyorum. Portfolio. Save diyorum.
kontakt. Sev diyorum. Bakın geldi. Yine bunları beyaz yapıyorum. Çünkü zemin, koyu bir zemin seçtim. Sadece imaj olsun. İmaj içinde tıkladığımda bakın imaja. Buradan lokal asset ekleyebilirsiniz diyor. Masa üstüne geldim. Web Resources, logo diyorum. Logom geldi, ekledim. Buradan logomu, logo tabii büyük geldi. Buradan küçültebiliyorsunuz. Veya daha da küçültelim biz. Evet. Logomuz geldi. Logomuzun nerede durmasını istiyorsak oraya yerleştirdik. Şimdi bu tabii araları açık gibi görünüyor ama sayfamız responsive sayfa. Otomatik yapıyor. Bakın iPad'deki halini görebiliyorsunuz. Veya büyük bir cep telefonu içerisinde nasıl görünüyor onu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda cep telefonunda nasıl görünüyor onu görebiliyorsunuz. Bakın menüyü buraya koydu. Burada. Play diyelim. Şuradan menüyü açıyorsunuz bir defa. Anında görebiliyorsunuz. Şimdi orta sayfaya geldik. Çok hızlı bir şekilde bakın sayfayı oluşturacağım. Nedir? Header yerleştirdik. Slider koyayım. Slider aramak için şuraya mesela slider dediğinizde hemen slider geliyor. Bir tane slider belirledim. Geldi. Slider'ı seçtim. Bakın arkadaşlar seçtiğimizde otomatik geliyor. Slider 1. İmajını seçeceğiz. Lokal asete geldim buradan yine. Banner. Banner'dan bunları ekliyorum kütüphaneme. Desktop 1. Şuradan slider 2'ye geldim. Desktop 2. Slider 3'e geldim. Desktop 3. Slider ekle bir tane daha. 4. Ve bir tane daha ekleyelim. 5. Play diyorum. Bakın slider otomatik geldi. Bunların üzerine yazı yazabilirsiniz. Photoshop'ta da veya bir imaj editör programında da yazabilirsiniz. Burada da yazabilirsiniz. Slider'ımız hazır. Hemen aşağıya geldim. Yine şuradan bakın artıya geldiğimde yeni bir blok ekleme şansı veriyor bana. Nedir? Şöyle bir imaj koyayım. Şeyi tanıtacağım. Şu full screen'den burayı daraltabilirsiniz alanı. Bir tane daha artı koyuyorum. Bu defa sola koydum bloğumu. Bunu da yine daraltabilirsiniz. Ondan sonra en alta bir footer ekleyeceğim. Footer diyelim buraya da. Bakın footer otomatik geldi. Bunu da ekledik. Şimdi tekrar play diyorum. Bakın. Sayfayı hazırladı. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan yine bir blok daha ekleyeyim. Şunu sildim. Nedir? Şöyle iniyorum. Şöyle görsellerden oluşan bir şey ekledim. Yine iniyorum aşağıya. Şöyle bir şey ekledim. Bunların hepsi değiştirilebilir özelliğe sahip. Mesela şuna tıkladınız. Buraya bir imaj eklemek istiyorsunuz. İmaja tıkladınız. İmajdan şuradan seçtiniz imajınızı. Eklendi. Şuraya geldiniz. Bir tane de eklediniz. Mesela şu araya bir tane boş bir şey eklemek istiyorum. Ekledim. Bunu seçtim. Bunun tamamının yayılmasını istedim. Şurada bakın blocks var. Sayfa içerikleri. Blocks'tan sayfa boşluğunu sıfır yaptım. Buraya imaj ekleyeceğim. Bu defa bakın ortasında artı belirdi. Artıya tıklıyorum. Buradan imajı seçiyorum. İmaj ekleyecek buraya. Bu imajı yine buradan seçip ekledim. Fakat şuradan özelliklerinden
Arkadaşlar, çok büyük oldu. Biraz daha küçük bir şey tercih edeyim. Ya da renk vereyim buraya. Parçalı bir renk. Bir play diyelim. Bakın, sayfaya girdiğimde 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler oluşmaya başladı. Bu görsellerin tamamını yüklediğinizde, dediğim gibi burada metinleriniz hazırsa bir şeyi bina etmeniz böyle bir 15-20 dakika içerisinde söz konusu olabiliyor. Hemen sayfa eklemeyi de göstereyim küçücük. Yeni sayfa ekleyeceksiniz, artıya bastınız. Aynı sayfayı duplicate edip üzerine değişiklik de yapabilirsiniz. Yeni bir sayfa da diyebilirsiniz. Önceki sayfada hazırladığınız neler olsun? Buradan seçiyorsunuz, ismini yazıyorsunuz. About me diye sayfamız vardı bizim mesela. Bu About Me'yi duplicate eklediniz. Create dediniz. Bakın ikinci sayfayı oluşturdu. Tekrar ben Home'a geldim. Bu defa About Me menüden, Menü Manager'dan About Me'ye tıklıyorum. Navigate to Page. Buradan About Me bakın geldi otomatik olarak. Yani buna tıkladığınızda ne yapacak? About Me'ye götürecek sizi gibi seçeneklerle hızlı bir şekilde sayfanızı oluşturabiliyorsunuz. Ve onun yanında bunu hemen export edip, quick export dediğinizde mesela, bunu HTML olarak veya PHP olarak export alabiliyorsunuz. Server'a herhangi bir host'a yüklediğinizde web sayfanız aktif hale geliyor. Dakikalar sınırlı olduğu için bunda daha fazla derinlemesine devam etmek istemiyorum. Hemen ne yapalım? Diğer konumuz olan Buildbox'a bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Buildbox'ta mesele biraz daha farklı. Şöyle ki yine burada bir menü var. Karşımıza bir tane menü çıkıyor. Bu menüden arkadaşlar burada özellikle belirtmem gereken bir şey var. Bu bizim şey Asım daha sonra bunu konuşacağız. Bir arkadaşımız yazmış. O yüzden onlara cevap vereceğiz. Chat'i kaydediyorum. Chat'te yazdığınız sorulara cevap vereceğim. Telegram adreslerimiz şeyde var. Size gelen mail de var ama tekrar atabilirim. Telegram gruplarına üye olabilirsiniz. Barış teşekkür ederim adresi yazdığın için. Şimdi arkadaşlar bu Buildbox'ın iki versiyonu var. Bir tanesi 2, bir tanesi 3. Ben 2 ile başlamanızı öneriyorum. Çünkü 2 bir temel oluşturacak. 3 biraz daha içine 3D vesaire girdiği için biraz daha kapsamlı. O yüzden ben 2 ile başlayacağım anlatmaya. 2'nin download'u bu arada free bir program. Fakat sizin yaptığınız katma değer üzerinden para alıyor. Veya aynı zamanda işte bazı modüller var. Nedir? İşte reklam koymak istiyorsanız ücretli versiyonu var gibi. Fakat bu 2'nin download'u yok. Bu 2'yi ben Telegram grubundan paylaşacağım. Ben de daha önceden edinmiş olduğum programı paylaşacağım, paylaşım açacağım. Oradan kurup hem PC hem Windows Mac versiyonu var. Buradan faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arayüz böyle. Create new game dediğimizde şöyle bir pencere çıkıyor önümüze. Bu pencereden arkadaşlar şunu yapabiliyoruz. Burada bakın game type öncelikle orientation yani portrait ya da landscape hangi türlü kullanmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Daha sonra oyununuz distance yani bir belli bir mesafeyi kat edince mi ikinciye geçsin, üçüncüye geçsin, dördüncüye geçsin onu seçiyorsunuz. Daha sonra coins ya da belli bir sayıda ödül kazanıp veya puan kazanıp ondan sonra mı ikinci level'a geçsin. Burada oyun tipini seçiyorsunuz. Daha sonra gameplay settings'te hazır şablon bazı şeylerimiz var. Oyun tiplerimiz var. İşte 360 shooter, around the world, dogfight gibi, fall buttons, flappy, gravity portal gibi hazır bazı wizard oyun kalıpları var. Bunlardan seçiyorsunuz. Mesela ben başlangıç olarak platformu seçeceğim. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Create dediğimizde platform seçtim. Create dediğimizde oyunu bize oluşturuyor. Hemen ekran paylaşımını değiştireceğim. Şöyle oldu.
Arkadaşlar platform oyunu seçtiğimde bakın böyle bir şey hazırladı bana. Peki bu hazırladığı şey ne? Hemen ona bir göz atalım. Şimdi bakın sağ üstte play butonu var arkadaşlar. Play butonuna bastığımda start game penceresi geliyor. Siz onu yine göremiyorsunuz herhalde. Bu ekran şehir çok değişik zoom'un. Start game geliyor. Start dediğimizde bakın bize hali hazırda bir oyun şablonu oluşturdu. Platform oyun şablonu oluşturdu. Küpler var ve bu küpleri atlayıp geçmenizi sağlayan yön tuşları sayesinde karakter olarak burada bir top var. Topu hareket ettiriyorsunuz mouse'la. Klavyedeki ok tuşlarıyla, yön tuşlarıyla. Böyle bir oyun. Tekrar sayfama geri dönüyorum. Arkadaşlar. Sayfama geri geldiğimde bakın şimdi burada da benzer bir şey var. Sol tarafta kullandığımız asetler var. Karakter, objeler. Bakın platform diyor ve enemy diyor. Yani düşman. Bir takım efektler. Logic dediğimiz hazır bazı yazılımların kodlanmış, hazır kalıp haline getirilmiş, kütüphane haline getirilmiş yazılımlar var. Bir de şurada sol üstte bizim node based system dediğimiz yani bazı noktaları diğer noktalarla birleştirerek bağ kurduğumuz, sayfalara link dediğimiz, oyundaki dinamikleri değiştirebildiğimiz node based mind map bölümü var. Mind map bölümünde mesela world'u seçtiğinizde sağ tarafta seçtiğimiz şeyle alakalı açıklamalar geliyor, özellikler geliyor. Veya world UE'yi seçtiğinizde yine onunla alakalı açıklamalar geliyor. World'u seçtiğimde bakın gravity diyor mesela örneğin. Burada -55 görünüyor. Biz bunu sıfır yaptığımızda o bizim topumuz zıpladığında yere düşmeyecek. Veya +5 yaptığımızda havaya uçmaya başlayacak. Yani sizin yapacağınız oyun tipiyle alakalı olarak buradaki verileri değiştirmeniz gerekiyor. Oyuna tekrar UE'ye dönecek olursak çift tıkladığımda tekrar UE'ye döndü. Bu sayfada şimdi bir takım şeyler yapacağız. Bakın arkadaşlar. Burada bir karakterimiz var. Şu anda hiçbir şeye benzemiyor. Bir top var ve zıplıyor. Şimdi bakın karakterime geldim. Karakterden karakteri seçtim. Sağ tarafta karakterinle alakalı özellikler geldi bakın. Default animation, shooting animation, bullet animation, jump animation, move animation ve diğerleri. Şimdi buradan benim daha önceden hazırlamış olduğum bir karakterin animasyonlarını buraya ekleyeceğim ben. Öncelikle default animation idle dediğimiz yani hiçbir şey yapmazken hareketsiz dururken karakterimiz nasıl bir vaziyet alsın seçeneği. Şimdi buraya geldim. Hazırlamış olduğum imajlardan oluşan görseli default animation penceresinin üzerine sürükledim. Sürüklediğimde tavşan sahneye geldi. Bunu küçültüyorum. Ve yine bunu yerleştiriyorum platformuma. Şimdi bunun bir etki alanı olması lazım arkadaşlar. Etki alanı dediğimiz bu bir yere çarptığı zaman duracak. Dolayısıyla nerede duracağını bilmesi açısından collision shape diye bir özellik var. Collision shape'den bunun collision shape'ini yani etki alanını oluşturduk. Şimdi bir de buna run animation ekleyeyim arkadaşlar. Yani giderken nasıl gitsin? Bu run animation'ı da move bölümüne sürüklüyorum. Sürükledim. Şimdi play yapacağım. Fakat screen penceresi yine değişecek. Game'e geçiyorum. Start game dedim. Bu arada bu start game şuradaki logolar bunların tamamını değiştiriyoruz. Değiştirebiliyoruz. Hiçbir problem yok. Tıklıyorum. Bakın. Artık top değil. Tavşanımız var. Hemen burada küçük bir ayar yapmayı atlamışım. Move animation'a geri geldim. Screen share yine değişti. İlginç bir şekilde. Buradan move animation'dan loop seçeneğini açtım. Tekrar play dedim. Yine share
Ekranımız değişti. Geldim oyunuma. Start dedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi biraz daha ne oldu? Oyunumuz göz alıcı hale geldi. Şimdi jump yok bakın. Jump animasyonu yok. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bina ederek oyunumu tamamlıyorum. Öyle mi? Evet. Arkadaşım geldi. Zoom unlimited yapmış. Süreyi biraz daha uzatabiliriz. Şimdi tavşanı koş tutmayı başardık. Bunu bir de zıplatacağız. Hemen ne yapıyorum? Tekrar sayfama döndüm. Şehir ekranım yine değişti. Şehir ekranıma geldim. Bu defa arkadaşlar ne yapıyorum? Jump animasyonunu ekleyeceğim. Tabii bunlar pre-prodüksiyon aşamasında benim daha önceden hazırladığım veya animasyonlarını tamamladığım şeyler. Jump animasyonunu ekledim. Jump animasyonunun da detaylarını giriyorum. Şimdi tekrar bir play diyelim arkadaşlar. Ekranımızı bir görelim. Start dedim. Jump yapıyorum. Bakın. Oradaki üçgenlere çarptığımızda ölüyoruz. Evet. Şimdi akla gelecek sorulardan bir tanesi şu olmalı. Nedir? Ya platform hazır, her şey hazır. O zaman birbirinden bağımsız farklı oyunları biz nasıl geliştireceğiz? Güzel. Sorulması gereken soru. Soralım. Şimdi arkadaşlar birincisi biz bu platformları dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Oyun dinamiğini tamamen değiştirebiliyoruz. Mesela ben burayı böyle de yapabilirim. Hatta daha da zorlaştırmak için şuralara da inemeyi yerleştirebilirim. Bu arada karakterimize nasıl bir animasyon eklediysek platformlarımıza da görsel ekleyebiliyoruz. İşte yer, zemin, ağaç veya işte bir karşıdan gelen tavşanı yiyecek bir kurt animasyonunu bu üçgenlere atayabiliyoruz. Atama yaptıktan sonra artık oyunumuz daha görsel bir hale geliyor. Sonra bakın aşağıda start bölümü, start böyle başlıyormuş oyun. Bir seçeneği var. Bir seçeneğinde oyuncumuz pasif fakat burası ikinci level. Yani ikinci aşamada geldiği yer. Buraları hatırlıyorsunuz. Burayı da değiştirebiliyoruz. Daha da önemlisi şuradan add bölümünden yeni level ekleyip sayısız level alternatifi oluşturarak oyunumuzu bambaşka bir hale dönüştürebiliyoruz. Play dediğimde bu aşağıda oluşturduğumuz start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10'a kadar 100'e kadar gidebileceğimiz bölümleri ne yapabiliyoruz? Random gelmesini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla oyunumuzun her açışında oyuncu, her açışında farklı bir başlangıç, farklı bir gelişme ile karşılaşabiliyor. Hemen tekrar game bölümüne geleyim screen share'da. Bakın burada iş biraz daha zorlaştı. İşte bunu defalarca oynayıp burada hakikaten zorluk derecesini iyi test etmek lazım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık bütün özellikleriyle tamamladığınızı varsayarak konuşuyorum. Oyunumuz eksporta hazır, export edilmeye hazır bir hal alacak. Ve ondan sonra export edip publish edebileceksiniz.